Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2 modifiye serimizin bu bölümünde BMW E36 modifiye edeceğiz. Hemen ilk olarak body kitlerle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çamurluklarda kabartma var. Bunun aynısının karbon versiyonu var sanırım. Hafiften böyle splitter ve kanatçık ekleyen versiyon var. Ben en sondakine direkt yapıştıracağım. Daha sonrasında geldik jantlara. Bu tür arabalara bence BBS'in jantları 10 numara 5 yıldız gidiyor. O yüzden BBS'in jantlarını yapıştırdım. Daha sonrasında araca rüzgarlık ekleyeceğiz ama sade basit bir şey eklemeyi düşünüyorum. Mesela bu gayet tatlı duruyor. O yüzden bunu yapıştıracağım. Buradaki işimiz bitti maalesef. Daha fazla parça ekleyemiyoruz. Motor parçalarını yavaştan fullemeye başlayalım. Bildiğiniz gibi en son bölümde Porsche GT2 modifiyelemiştik. GT2 RS. Onu bayağı bir abartmışlardı. Araç hemen 400 kilometreye falan çıkabiliyordu. Umarım bunda öyle bir saçmalıklar yoktur. Şöyle aracı güzelce yere basalım. Zaten BMW alanların ilk yaptığı şeylerden biri aracı yere basmak oluyor. Daha sonrasında lastikleri değiştireceğiz ve daha iyi bir yol tutuş sağlayacağız. Hemen frenleri yapıştıralım. Porsche bildiğiniz gibi durmuyordu. Umarım bu durur. Ağırlık azaltımı yapıyoruz ve son olarak da olmazsa olmaz turboyu ekleyeceğiz. Sırada renk ayarı var. Şöyle güzelinden bir renk bulmamız gerekiyor. Bu arabaya bence siyah 10 numara 5 yıldız olur. Bir farklılık olması adına da jantları kırmızı renk yapmayı düşünüyorum. Kaliperlerin rengi de farklı gözüksün diye şöyle aslında mavi tonlarında yapabiliriz. Şunu alalım hatta daha iyi gözükür. Aracımıza maalesef vinyl yapamıyoruz ve yazı da yazamıyoruz. Geldik gösterge ayarlamaya. Bence buna retro gayet güzel gidebilir. Aslında süper sport da gider. Bunu alacağım. Rengini şöyle kırmızı yapalım. Biraz güzel gözüksün. Burası aynı kalabilir. Burası da şöyle mavi olsun. Sırada neon var. Neonu jantlarla uyumlu olması açısından kırmızı alacağım. Ama yanıp söneni alacağım. Camları kesinlikle karartacağız. Zaten BMW alanlarının çoğu bunu yapıyor. Farları Xenon 8000K yapacağım. Nitromuzu da sarı kırmızı yapalım. Sarı kırmızı siyah tam bir Alman arabası gibi olsun. Hayatınızda hiç böyle zıplayan BMW gördünüz mü artık var? Ve arabamızın son halini sizlere göstereyim. Bence gayet şık, sade, güzel bir modifiye oldu. Şu yandaki kabartmalar, çamurluktaki kabartmalar da işin ekstrası oldu diyebilirim. Siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yavaştan bu canavarla yarışlara geçelim. İlk olarak yine sprint yarışıyla başlayacağız. Arabamız da gayet güzel gözüküyor. Keşke bu oyuna zamanında böyle BMW'leri ekleselermiş dedim. Şöyle nosumu da çatlatacağım. Ulan bu arabada tam tersine hızlanmıyor gibi ha. Porsche hayvan gibi hızlıydı, bu da hızlanmıyor. Vay arkadaş be. Neyse ben bunları yine tokatlarım, sıkıntı yok. Arabanın hızlanması yavaş ama gitgide açılmaya başladı. Yalnız şöyle basık yanlardan da kabartmalı BMW her zaman tercihimdir. Önden de bakalım gayet şık. Çatlat babonusu. Bas bas bas. Bu arada bu modları atıp bence kesinlikle kariyere girmeyin. Çünkü ara sıra buglar falan olabiliyor. Oyundan atabiliyor. Ya da grafiksel hatalar olabiliyor. Uyarımı da yapayım. Sonra bana sövmeyin. Abi modu attık. Kariyerde crash alıyoruz falan diye. Skyline gel buraya koçum benim gel. Hop 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 sakin. Yalnız Skyline'i bayağı iyi yardırdı. Bu arabanın hızlanması bayağı bir düşük. Onu söyleyeyim bak. Öndeki mesela koptu gitti. Onu tam olarak ayarlayamamışlar. Eksik parça falan da takmadık. Bütün parçaları da fullledik. Ona rağmen yetişmemiz bayağı bir zor oluyor. Bas baba bas bas bas. Arkadan yetişenler var derken gümletti galiba. Aa Skyline. Eyyam var, eyyam var. En sevdiğim. Bak benim lehime eyyam olacaksa olsun arkadaş. Böyle olsun işte. Tam ikinci bitiriyorduk ama ne yaptık ettik. Derin Bragne'yi devreye soktuk ve birinci olduk. Geldik drag yarışına, şöyle güzel bir kalkış yaparsak tadından yenmez diyecektim ki. Güzel bir kalkış yaptık zaten. Perfectler ardı ardına. Bak nos bastığım halde adam yetişiyor bize. Vay arkadaş. Arabanın hızlanması cidden rezalet. Ama buna rağmen yine de şu anda birinci sıradayız. Bas baba bas 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 bas. Sola kır sola kır. Bir daha. Yol burada daralıyor çünkü. Çatlattım nosumu ve 26 saniyede yarışı bitirerek birinci oluyoruz. Drag performansı da fena değil. Geldik en çok merak ettiğim yarışlara, drift yarışına. Bu arada araçtaki kamberi de görmüşsünüzdür. Gayet güzel ayarlamışlar. Önümüzde bir tane fıstık yeşili, daha doğrusu çift renkli bir BMW E36 daha var. Şöyle bir yanlamaya başlayacağım. Birazcık fazla yanlıyor gibi.
Kontrol etmekte zorlandım ama alışırız, sıkıntı yok. Ver yanı baba, ver 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 ver. Oyuna mod attıkça başka arabaların yerine geçiyor ama önceki arabaların özellikleriyle kalmıyor. Modu yapanlar çünkü arabanın performansına da sanırım el atıyor. Şu anda ikinci sıradayız. Güzel güzel güzel. İşte böyle, aynen böyle aga, yengeç gibi. Yine çarpıyorduk az kalsın. Birazcık fazla spin atıyor araç, onu söyleyeyim. Tuning'de falan çok rahat bir şekilde düzeltilebilir diye de düşünüyorum ayrıca. Bas baba. Güzel. İyi bir puan aldık. Devam devam devam. Kesme işte orada, kesme aga be. 41.000'de birinci sıradayız. Ver yanı, ver yanı, ver yanı. Ha gayret oğlum benim, hadi. Aracın drift performansı çok çok kötü değil bu arada. Alıştıktan sonra gayet güzel gelmeye başladı. Vurma dayı. Yine her zamanki yerde spin attık. 57.000'de şu anda birinci sıradayız ama her an geçilebiliriz, onu da söyleyeyim. Yapay zeka ne yapıp ne edip son anda puan almayı başarıyor çünkü ve 60.000'le baba birinci sıraya yerleşiyor. Yavaştan videonun sonuna gelelim. E36'yı bayağı bir beğendim. Özellikle modifiyesi de benim hoşuma gitti. Çok abartılı yapmamışlar. Siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da askerden sonra okuyacağım. Kendinize iyi bakın.